Burada Çık aleşi, ikinci yarıda şov yaptı. Ne oldu devre arası? Teknik direktörlük hayatında belki de ilk Hı. kendi şeyinin, e, yani kendi özelliklerinin, kendi mizacının dışına çıkan bir teknik adam görüntüsü. Çok sinirleniyor tabii ki. Dönüşüm aslında şeyde başlıyor. Bir defans oyuncusunun hücumda kimse bir şey yapmıyor. Ortasıda kimse bir şey yapmıyor. Defans zaten darmadağın ilk yarı itibariyle. Bir defans oyuncusunun, defans orta sahanın ilerlere kadar gitmesi orada dönüşümü gösteriyor bence. Bu penaltıyı kazanması, defansif bir orta sahanın. Girdikten sonra hoca tabii ki çok yüksek tonda konuşuyor bir kere oyunculara. Soy modasında. Soy modasında yani. tabii ki. Çok yüksek tonda konuşuyor hoca. İlk evet. defa hayatında belki de kendisi de zaten böyle bir açıklamada yaptı. Ve şöyle bir şey diyor. Elimde olsa bütün oyuncu değişiklik hakkılarımı şimdi kullanırım diyor. Beşini birden şimdi kullanırım diyor. Hiç i̇şte diyor düşünmem tereddüt etmem bu konuda diyor. O kadar kötü oynuyorsunuz diyor. Ne defans ne orta saha ne yerlerde hiç kimse bir şey yapmıyordu. Normalde beş oyuncu birden değiştirmem lazım diyor hoca. Ama ben size güveniyorum, Çıkın temizleyin diyor ve taktik falan hiçbir şey konuşmuyor. Oyuncular da buna bir reaksiyon gösteriyor tabii ki. Bir de rüzgarla, iki 1den sonra bir rüzgarla beraber çıkıyor. Cezal e, alanındaki o penaltı pozisyonu dönüşümün başlangıcı tabii, diyorsunuz. Tabii kesinlikle bence bu. Yani Adül Kerim'in hareketi ardından soyunma odasında oyunculara İlhan Palut diyor ki şu anda 5 oyuncuyu da değiştirmeliyim, değiştirmem gerekiyor evet. ama ben bunu yapmayacağım. Biraz bütün, da yüksek tonda. Yani bütün hep, bütün hakkımı şimdi kullanmam lazım. Çıkın temizleyin ama. diye bir çıkın, cümle mi? Yani çıkın. ilk yarıdaki kötü oyunu temizleyin. Yani çıkın ilk yarıdaki kötü oyunu siz Ben size güveniyorum bu anlamda diyor. Doğrusu işin. Beş oyuncu değiştirmem diyor keskin bir şekilde. Ama çıkın size güveniyorum dedikten sonra da. Peki o zaman çıkar eşinin de iki ne?